aşık. Keçiören Gücü geçtiğimiz sezon hem oynadığı futbolla hem ortaya koyduğu performansla gerçekten izleyenlerin takdirini kazanmış bir takım. Belki ilk 6'ya girip playoff ya da ilk 2'den bir üst ligi yakalayamasalar da istatistiksel verileri ve ortaya koydukları performans bu işte ne kadar ciddi olduklarının bir göstergesi. Tabii baktığımız zaman kulüp yapısını göz önünde bulundurduğumuzda kendi yapımla son derece örtüştüğünü görmekteyim. Özellikle bu pandemi süreciyle beraber kulüp yapılarına baktığınızda ekonomik olarak çok sıkıntılı kulüplerin olduğunu görüyoruz. Sedat Başkan 14 yıl boyunca bu kulübe çok ciddi yatırımlar yapmış. Kulübü gerçekten kurumsal hale getirmiş. O kurumsal yapının içerisinde çalışmak, mücadele etmek son derece mutluluk ve onur verici. Çünkü bizim ülkemizin oyuncu yetiştirmeye, genç oyunculara eğilmeye ihtiyacı var. Bu kulüp de Türkiye için bir şans diye düşünüyorum. Ben buraya başkanımızla görüşmeye geldiğimizde ondan istediğim öncelikli şey şuydu. Olabildiğince takımın genel hüviyetini koruyalım. Ne kadarını koruyalım mesela? Hepsini koruyalım başkanım. Çünkü burada oturmuş bir yapı var. Burada bir oyun düzeni var, oyun sistemi var. Genç oyuncular iyi kanalize olmuşlar ve hala gelişmekte ve geliştirebileceğimiz oyuncu sayısı çok fazla. Bu yüzden çok fazla transfer yapıp takımın genel yapısını bozmadan hareket etmek istiyoruz. Ama tabii ki sözleşmesi biten oyuncular, bu sene göz önünde olup transferi gündemde olan oyuncuların tabii ki kulüpten ayrılması söz konusu. Ayrılan oyuncular olsa bile buraya dahil edeceğimiz oyuncular yine bu kulüp yapısına uygun, bu kaliteli oyuncu grubuna uygun oyunculardan olacak. Yani bu konuda hiçbir acelemiz yok. Transferin son günü gelsin ama bu kulübe uygun oyuncu gelsin. Bizim yapımıza uygun oyuncu gelsin. Çünkü bu kulübün şöyle bir özelliği var. Yarışmacı olduğu kadar geliştirmeci de bir kulüp. Yani buraya gelen her teknik adam, her oyuncu bu kulübün içerisinde çalıştığı süre zarfında mutlaka kendini geliştireceği ortamları buluyor. Çünkü bu kulüpte futboldan başka bir şey düşünmene gerek yok zaten. Çünkü %60'ı bu kulübün hazır, %40'ı da oyuncularla, teknik ekibe ve personelle çalışanlara kalıyor açıkçası. Bu oyuncu yetenekli, biz bunu alalım demekle yetmiyor. Bu oyuncunun 1-2 senelik performansı, karakter özellikleri, gelişme açık mı değil mi, kulüp yapısına uygun mu değil mi? Bu soruların hepsinin cevabını bulup transfer gerçekleştirmek çok zor. Biz anlaştığımız günden beri herhalde 500-600 tane oyuncu ismi geldi. Hepsini gözden kaçırmadan ekibimle beraber izlemeye çalışıyoruz. İnanın yani 200-250'ye yakın oyuncu izledik ama hala kulüp yapısına uygun bir oyuncu tespit etmiş değiliz. Sadece burada bizimle olsunlar diye getirdiğim arkadaşlar değil. Öncelikli olarak ben onlara teşekkür ediyorum. Bizim teklifimizi kırmadılar, bizimle çalışmayı kabul ettiler. Şimdi tek tek baktığınızda Altan Aksoy Türk futboluna mal olmuş. Ahmet Çingöz yıllarca profesyonel futbol oynamış, üst liglerde hocalık yapmış. Mustafa İşçelebi Ankara Gücü'nde, Osmanlı Spor'da, Ankara Spor'da, Adana Demir Spor'da deneyimleri var. Bence Türkiye'deki iyi analizcilerden. Ona zaten ekibimdeki görevi hem performans hem analiz biriminin başında. Eser kardeşimiz Pamukkale Üniversitesi mezunu, kendini geliştiren güncel bir arkadaşımız. Ondan çok faydalanıyoruz. Nail hocamız yıllarca bu liglerde çalışmış, çok deneyimli, çok tecrübeli, kişilik karakter olarak üst düzey bence. Kendimizi uyum içerisinde çok güzel bir ekip kurduğumuzu düşünüyorum. İnşallah kulübümüze çok faydalı olacağız.